Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. Dünyaya yaklaşmakta olan bir gök cisminin, izlediği yörüngenin simülasyonunu oluşturan bilim insanları, 2020 SO adlı gök cisminin, geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girip, Dünya'nın yeni mini ayı olacağını bildirdiler. Science Alert tarafından aktarılan bilgilere göre, yegane yuvamız olan Dünya, geçici süreliğine yeni bir doğal uyduya daha, sahip olacak. Dünya'ya yaklaşmakta olan 2020 SO adlı asteroid, geçici süreliğine Dünya'nın yörüngesine girecek ve, gelecek yıl yeniden Dünya'ya veda edecek. Bilim insanları tarafından oluşturulan projeksiyonun gerçekleşmesi halinde 2020 SO, Dünya'nın yörüngesindeki 3. mini ay olacak. 2020 SO Dünya'nın yörüngesindeki diğer mini aylar gibi, asteroid sınıfında yer alıyor. Ancak bazı tahminlere göre 2020 SO, bir asteroid yerine aslen dünyalı olan bir uzay çöpü de olabilir. Gezegenlerin, kuyruklu yıldızların, asteroidlerin ve diğer gök cisimlerinin, yörüngeleri için simülasyonlar hazırlayan amatör astronom Tony Dunn, 2020 SO'nun Eylül 1966'da uzaya fırlatılan Surveyor 2 Centaur roketinin, gövdesi olabileceğini ifade etti. Zira Dunn'ın Surveyor 2 Centaur ve 2020 SO için oluşturduğu yörünge simülasyonları, aşırı derecede benzerlik gösteriyor. Tony Dunn, Twitter üzerinden paylaştığı video ile, hem 2020 SO'nun yörüngesini ortaya çıkardı, hem de Ekim 2020 ila Mayıs 2021 arasında Dünya yörüngesinde, bulunacağını bildirdi. Söz konusu gök cismi, her ne olursa olsun bir süreliğine Dünya'nın, yeni mini ayı olacak ancak Dünya için, herhangi bir tehlike oluşturmuyor. 15 Şubat'ta keşfedilen, sadece bir araba büyüklüğündeki bu gök cisminin gezegenimizin çekim gücüne yakalanarak, düzenli yörüngeye oturmuş bir asteroid olduğu düşünülüyor. 3,5 metre çapındaki bu minik uydu, Kuiper Wires Chose ve Teddy Pruina adlı iki kişi tarafından, NASA'nın fonladığı Catalina Sky Survey projesi kapsamında keşfedildi. 2020 SO 3 yıl önce Dünya, Ay ve Güneş'in üçlü yerçekiminden etkilenerek, hareket ettiği ve sonuçta gezegenimize yaklaşarak, yörüngeye oturduğu düşünülüyor. Asteroidin ne kadar süre orada kalacağı, şimdilik tam olarak belirsiz. Kısa bir zaman zarfında yeniden yörüngeden çıkıp Güneş'e doğru da gidebileceği belirtiliyor. 2020 SO astronomi tarihinde, gezegenimizin uydusu haline gelmiş olduğu gözlemlenen ikinci gök cismi. İlki 2006 yılında RH-120 adlı yine aynı proje kapsamında, tespit edilmiş olan ve Dünya etrafında bir yıldan az bir süre dönen, bir başka asteroitti.